Hocam çok güzel, kıymetli bir 19 yaş sorusu bence. Selin Hanım'dan gelmiş. Selin Erdem, 19 yaşında İtalya'da iletişim öğrencisiymiş. Uzun süredir de sizi takip ediyormuş. Kitaplarınızda, konuşmalarınızda yeterince değinmediğiniz, tam yakalayacakken kaçıyormuş hissi veren bir konu var. Lineer eğitim sistemi kurbanı gençler için bir yardım çağrısı olarak bunu ele alın lütfen demiş. Varoluş amacı kendini gerçekleştirme dürtüsü ve hayallerinin, tutkularının peşinden gitmek konularının önemine hep değiniyorsunuz. Ancak maalesef bu güdüleri kaybettiğimizi düşünüyorum ve tekrar nasıl harekete geçirebileceğimizi bilmiyorum. Bir neslin daha monoton sistem kurbanı olmasına izin vermeyin. Sartre'ın varoluşçuluk ve öz kavramlarının Türkiye'deki temsilcisi gibi olmanız ne güzel. Bu konuya daha çok eğilerek yöntemleriyle yol göstermenizi ve bu konu üzerine ayrıca bir kitap yazmanızı öneriyorum. Köprüden önce son çıkış için size çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Müsait olursanız tanışmayı da çok isterim. Sevgiler, iyi çalışmalar demiş. Selin vallahi miydi? Uzun uzun okudum. Evet, Selin Erdem. Çok güzel ifade etmiş. Selin'cim vallahi ne güzel yazmışsın ya. Sağ ol, o senin güzel bakışındır. Gel tabii, İstanbul'a gelirsen her zaman tanışabiliriz. Sorduğun soru önemli ve gerçekten bu konuda bir kitap, en azından kitap bölümü çalışmam var. Öyle bir şey yapacağım. Şimdi nasılı zor. Çünkü kişi bazlı bir şey bu. Yani insanlar bu konuda koçluk falan alıyorlar. İşte mentorluk alıyorlar, danışmanlık alıyorlar diğer kişilerden. Sebebi herkesin şartları çok özel. Ve bu özel şartlar içerisinde hani duruma göre pozisyon almak, duruma göre önlem almak ya da harekete geçmek gerekiyor. Ben o yüzden herkes için genel geçer olan, nasıl diyelim, herkesin uygulayabileceği temel prensipleri aslında anlatmaya çalışıyorum. Sen çok güzel ifade etmişsin. Eğitim sisteminde böyle bir doğrusal bir kafayla bizi yetiştiriyorlar. Ve bu kafaya göre kaderimiz neredeyse çizilmiş belli gibi bir şey. Zaten çoğumuz hoşuna gitmeyen bir şey. Buna karşı şu ya da bu şekilde o eğitim sisteminden geçiyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani bu darbeyi hepimiz yiyoruz. Fakat neden bazılarımız ilginç bir şeyler becerebiliyorlar? Nasıl bazılarımız kendilerine yapılan bütün engellemelere rağmen hatta belki onlar sayesinde çok acayip şeyler başarabiliyorlar? Bir, sorunun farkında olmak. Bu sende var. Çok güzel sormuşsun. Çok güzel toparlamışsın. Temel eksiğin farkına varmak birinci başlangıç noktası. İki, cesaret etmek. Cesaretle bir şeyler denemek. Ne denemek? Yapma yapmadığın şeyleri denemek. Hayatında bir şeyler yaptığın şeyler seni kesmiyorsa bir karar verip ileriye yönelik planlama yapan zihnini doğru kullanıp temel önlemleri alarak çok fazla pimpirikli düşüncelere, detaylı analizlere girmeden bir şeyler denemek. Mesela müzik yapmayı mı seviyorsun? Alıp hemen bir enstrüman çalmaya ya da şarkı söylemeye başlamak. Gezmeyi mi seviyorsun? Atlayıp gidip düşük maliyetli bir tur atmak bir yerlerde gibi gibi. Ya da efendim yazmayı mı seviyorsun? Hemen bir blog açıp bir web sayfası açıp oralarda aklına gelenleri yazmak, onları bir metodik biçimde paylaşmak gibi. Bu tarz denemeler özellikle gençken yapılması gereken şeyler ve biz bu denemeleri yaptıkça şunu görüyoruz yolda. Bir şeyleri yaparken ya da o yaptığımız şeylerin sonuçlarını diğer insanlardan alırken diyoruz ya tamam bak bu iyi oldu. Ben burada kendimi iyi hissediyorum. Ya da bazı şeyler başladığımızda çok iyi geliyor. Biraz ilerliyoruz. Yani diyoruz ki bu o kadar da değilmiş. Yani beni çok sarmadı. Bu cesaretle çıktığımız farklı farklı hamlelerden bir süre sonra bir kombinasyon oluşturma şansımız oluyor. Fakat biz hep aynı eksiklik sorununu yaşadığımız yöntemle o eksikliği çözmeye çalışırsak, her sabah aynı güne uyanıp, her akşam aynı yatağa girip, her akşam aynı kafayla gözlerimizi kapatıp uykuya dalarsak, üzgünüm hayatta çok fazla bir şey değişmeyecek. Ve bunun en önemli, hep anlatmaya çalıştığım üst yöntemlerinden bir tanesi de sürekli olarak kendini 30-40 yıl sonra bir yerde hayal etme. Bunu daha önce anlatmıştım. Sürekli olarak o hayali canlı tutmaya çalışma. Yani ben nasıl bir insan olacağım, nasıl bir insan olduğumda kendimi iyi ve mutlu ve tam hissederim hayalini tamamen serbestçe ve tamamen sessizce, tamamen kendine ait bir şekilde kurmayı öğrenmen lazım. Bunu herkesin öğrenmesi lazım. Ben hala, yaşımı söylemeyeyim ama o kadar uzun süre hayal kuracak herhalde ömrüm kalmamıştır, ne bileyim bilmiyorum. Ama ben hala çok uzun erimli hayaller kuruyorum. Yani tuhaf tuhaf hayaller devam ediyor. O hayaller bizi kendisine doğru çekiyor. İşte o hayale giderken denediğin bir şeyler, hiç aklına gelmeyecek bir şeyde seni o hayaline yaklaştırıyor mesela. Hiç hesaplamadığın bir şekilde. Yeri geldi örneğini vereyim. Ben müzik yaptım bir dönem. Şunu mesela kameranın arkasında müzisyen bir arkadaşım var. Hatta onunla bile bir dönem bir şeyler yaptım. Ozan el salladı, görmüyorsunuz böyle. O yoldan giderken müzisyen olmam gerektiğini düşünerek bunu yapıyordum. Yani müzisyen olma arzusuyla. Fakat sonra fark ettim ki müzisyenlik pek bana göre bir şey değilmiş. Ben sahneyi ve bir şeyler anlatmayı seviyormuşum. Oradan müziği bıraktık. Hobi amaçlı yapıyorum şu anda. Esas işim olan, sevdiğim tarafına anlatmaya dönüştürdüm o işi. Ama onu deneyimlemeseydim bugün sahnelerde bir şey anlatma deneyimini belki hiç aklıma getirmeyecektim. Anlatabildim mi? İmkanlarımız sınırsız aslında. Yapabileceğimiz şeyler sınırsız. Dış şartları suçlayarak hiçbir yere varamıyoruz. Ne yapacağız? Dünyayı değiştirmek istiyorsak elimizden gelen işle başlayacağız. Alev, halatlı böyle diyor en azından. Dolayısıyla yarın sabah kalktığında
dişimi farklı nasıl fırçalayabilirim diye düşünerek başlayabiliriz. Çok zor değil. Ömrün günleri çok bu açıdan baktığında. Bir gün öyle bir şey olur ki hiç aklına gelmeyen bir takım fırsatlar da karşında belirmeye başlar. Soru güzel. Zaten cevap sorunun kendi içinde. Sevincim, bunların hepsi benimle ilgili söylediklerin senin güzel bakışın ama zaten sen mevzuyu çözmüşsün. Hadi kalkalım biraz bir şeyler deneyelim. Başkalarına zarar vermeden tabii demek istiyorum.